Sokakta bir çift ikiz görmek gözlerimizin onlara takılması için yeterli oluyor. İkizlerin dünya nüfusu büyüdükçe yavaş yavaş daha yaygın hale gelmesine rağmen onları hala garip bir fenomen olarak görüyoruz. Normal ikizler bile size garip geliyorsa bir de bu videodaki ikizleri görün. Önemli organları paylaşanlardan farklı cilt tonlarına kadar bugün var olduğuna inanamayacağınız en eşsiz ve sıra dışı 10 ikize bir göz atacağız. Başlamadan önce şaşırtıcı içerikler paylaşan kanalımızdan her gün bildirim almak için abone ol düğmesine basmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Nili ve Niv, Craniopagus ikizleri. Nili ve Niv kardeşler Amsterdamlılar ve yapışık ikizler. Kafalarının arkasından yapışık olarak doğdular. Tıp dünyasında en nadir görülen ikizlik türü olan Craniopagus ikizlerindendirler. Onlara 10 yaşını geçemeyecekleri söylendi. Ancak doktorların tahmin ettiğinin ötesinde yaşıyorlar. Son 19 yıldır kafalarının arkasından bağlılar. Bu ilham verici kız kardeşlerin kendi beyinleri ve bedenleri var. Kafalarında ana bir arteri paylaştıkları için ayrılamazlar. Birbirlerini doğrudan göremediklerinden Nili ve Niv aynadaki yansımalarına bakarak büyüdüler. Temassızlıklarına rağmen kız kardeşlerin başka hiçbir şeye benzemeyen bir bağı var. Kız kardeşlerin bir YouTube kanalı bile var. Bu kanalda halkı ikizlikleri ve günlük yaşam tarzları konusunda eğitiyorlar. Lucy ve Maria. Lucy ve Maria kardeşler Gloucester İngiltereli. Lucy ve Maria diğer ikizler gibi birbirlerine yakınlar ama dışarıdan bakarak bunu asla tahmin edemezsiniz. Lucy'nin açık ten rengi ve düz kızıl saçları var. Kız kardeşinin saçları kıvırcık ve koyu tenli. 24 yaşındalar ve gerçekten ikizler. Sadece ebeveynlerinden farklı genleri miras almışlar. Bu kadar farklı görünümlerine rağmen Lucy ve Maria birbirlerinin kız kardeşi olmaktan çok memnun. Lucy hiç kimse ikiz olduğumuza inanmıyor. Çünkü ben beyazım, Maria siyah diyor. Aynı şekilde giyinsek bile bırakın ikize kız kardeş gibi bile görünmüyoruz. Arkadaşlarımızla ilk kez tanıştığımızda asla ikiz olduğumuza inanmıyorlar. Hatta ikiz olduğumuzu kanıtlamak için doğum belgelerimizi göstermek zorunda kaldık. Ronnie ve Donnie Garlon. Ronnie ve Donnie Garlon, 2009 Guinness Rekorlar kitabına göre insanlık tarihinin en uzun yaşayan yapışık ikizleridir. Mideden yapışıktılar ve sadece alt sindirim sistemini paylaştılar. Doktorlar uzun yaşayacaklarına dair bir garanti olmadığını söylese de, Ronnie ve Donnie 68 yaşına kadar yaşayarak tarihin en uzun yaşayan yapışık ikizleri oldu. 68 yıl boyunca birbirlerine baktıktan sonra 4 Temmuz 2020'de 68 yaşında vefat ettiler. Julia ve Michael Tronjak, Down sendromu. Julia ve Michael, San Diego, Kaliforniya'da yaşayan 24 yaşında ikiz kardeşlerdir. Michael'ın Down sendromlu doğması ancak Julia'nın bu sendroma sahip olmaması nedeniyle dünyadaki en nadir ikiz çiftleri arasındalar. Michael'ın o kadar şiddetli bir Down sendromu türü var ki konuşamıyor. Bu nadir duruma rağmen kardeşler ister alışverişe çıkmak, ister film izlemek olsun, her şeyi birlikte yapmayı severler ve birbirlerine çok yakınlar. Şivanatah ve Şivram Sau. Şivanatah ve Şivram Sau, Hindistan'ın ücra bir köyünde doğdu. Her ikizin ikişer kolu vardır ama ne yazık ki kendilerini sadece iki ayak üzerinde dengelemek zorundalar. Belden yapışık oldukları için koordineli bir şekilde sürünmeleri gerekir. Akciğerler, kalp ve başları hariç hemen hemen her şeyi paylaşıyorlar. Mideleri bile ortak. Ama Şivanatah ve Şivram'ı asıl özel yapan şey bu değil. Onları gerçekten özel kılan şey ayrılma fırsatını geri çevirmeleri, ameliyatı ücretsiz olarak yürütmek isteyen 4 doktordan oluşan bir ekibi birlikte kalmayı tercih ettiklerini söyleyerek geri çevirdiler. Şerik ve Terik Eliot. İkizler genellikle aynı doğarlar ya da dışarıdan benzer görünürler. Ancak Floridalı erkek ve kız kardeş söz konusu olduğunda bu genel kanı kırılıyor. 9 yaşındaki Şerik albinizm ile doğdu ancak erkek kardeşi Terik siyahi. Bu taban tabana zıt görünüşleri nedeniyle çiftin aslında ikiz olduğuna inanmayı reddedenlerin sayısı az değil. İkizlerin ablası Shatira da ailede albinizm olmamasına rağmen albinizmle doğdu. Manar Maget. Manar Maget Mısırlıydı ve rahimde embriyonun bölünmesi ancak kardeşinin tam olarak ikiz haline gelememesi gibi nadir bir durumdan müzdaripti.
İkinci başın gözleri, burnu ve ağzı vardı ancak herhangi bir iç organı yoktu. Bu durum Craniopagus parasitus denilen ve en nadir görülen doğum kusurlarından biridir. İkinci kafa gülümseyip göz kırpabiliyordu ama bağımsız olarak hayatta kalamazdı. Tabii ki bu onun normal bir çocukluk geçirmesine engeldi. Bu yüzden ailesi ikinci başını çıkarmak için ameliyat yoluna girdi. Ameliyat başarılı oldu ama maalesef hikayenin trajik bir sonu var. Hastaneden taburcu edildiğinde komplikasyonlar geliştirdi ve kısa bir süre sonra çok kötü bir durumda tekrar hastaneye yatırıldı. Ciddi bir beyin enfeksiyonu geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü. Jim Lewis ve Jim Springer. Jim Lewis ve Jim Springer'ın Miyar'da bir gerçekleşen gerçek bir hayat hikayesi var. Jim Lewis ve Jim Springer doğumda ayrılmış ikizlerdir. 1940'ta ayrı aileler tarafından evlat edinildiklerinde sadece 3 haftalıktılar. Hayatlarında en sıra dışı olan şey dünyanın iki farklı ucundaki aileler tarafından evlat edinilseler de her ikisine de Jim ismi verilmesi. İkisinin de Toy adında bir evcil köpeği vardı ve ikisi de matematik ve ahşap işçiliğine ilgiliydi. İki kardeş de iki evlilik yaptı. İkisinin de eşlerinin ismi Linda oldu. İkisi de Linda isimli eşlerinden boşandılar. Sonra ikisi de Betty adında bir kadınla evlendi. Hem de Jim Springer'ın bir oğlu oldu. İkisi de oğullarına James Allen adını verdi. Daha bitmedi. Güvenlikte çalıştı ve hatta tatil için aynı yere gitti. Birbirlerini 39 yaşındayken buldular. Carmen ve Lupita. Cerrahi olarak ayrılabilen bazı yapışık ikizlerin aksine Carmen ve Lupita ayrılamayacak kadar çok hayati organı paylaşıyor. Carmen ve Lupita doğduğunda doktorlar ebeveynlerini en fazla birkaç gün hayatta kalacakları konusunda uyardılar. Ancak kızların şansı yaver gitti. Kardeşler bir omuriliği, göğüs duvarını ve pelvise kadar inen bir eklemi paylaşır. Lupita'nın iki kolu vardır. Carmen kollarından birinin kontrolünü elinde tutuyor ve birer bacakları var. Sağ bacak Carmen'in, sol bacak Lupita'nın kontrolünde. Ayrıca bazı kaburgaları, bir dolaşım sistemini ve sindirim ve üreme sistemlerini paylaşırlar. Tamamen farklı kişilikleri olmasına rağmen asla ayrılmak istemediklerini ve sonsuza dek yapışık olmayı tercih edeceklerini söylüyorlar. Ella ve Anna. Ella ve Anna, Edmonton Kanadalılar ve onları herkesten ayıran tek bir özellikleri haricinde ortalama birer lise öğrencisiler. Kız kardeşlerin her ikisi de yüz özelliklerini ve kemik yapılarını değiştiren tıbbi bir durum olan Treacher Collins sendromu ile doğdu. Eşsiz görünümlerinin yanı sıra Ella ve Anna birçok plastik cerrahi ameliyatı geçirerek büyüdüler. Yıllarca sendromlarıyla uğraştıktan sonra kız kardeşler hayatlarına adanmış bir Instagram sayfası oluşturmaya karar verdiler. Şimdi kız kardeşler benzer bir tanı ile doğanlara pozitiflik ve mutluluk yaymayı umuyorlar. Umarız bu videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğen düğmesine basmayı ve abone olmayı unutmayın.